Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Efendim, Ali Çay'la ben yumruğumla son round'da yeni bir bölümü çayı karıştırıyorum. Çok güzel oluyor ha. Güzel. Ne yapıyorsun? Çay. Bizim işte nasıl yapıyorsun yani? Çayından koyuyorum. Ne çayından? Bizim Rize'nin çaylarından. Ha, tomurcuk. Bir de şey, Artvin çayı var. Biraz daha farklı. Üçünün karışımı çok güzel oluyor. Bize misafirliğe bir an önce salgın bitsin de gel istersen kal ya, hiç önemli değil. Yeter ki salgın bitsin. Gelin bir çay içeyim. Tamam. Şimdi efendim. Sen Şentürk demiş ki Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu. Benim çok beğendiğim bir oyuncuydu. Çok da sevdiğim benim bir de kişidir ayrıca. Çok az görüşmüşümdür. Telefonda 15-20 dakika ama uzaktan da olsa çok severim kendisini. Yani şu 2008'de Hırvatistan'a attığı golden sonra zaten kim sevmez abi Semih'i. Onu atmasa da severdim ama onda ekstra bir katmerli sevgi oluşturdu içimizde. Semih demiş ki şu anda teknik direktör arayışında olan Fenerbahçe için modern olarak en iyi tercih Abdullah Avcı olabilir demiş. Ne diyorsun? Semih'e katılıyor musun? Hiç katılmıyorum Semih'e. Abdullah Avcı bir yani iki büyük takımdan istemediği şekilde ayrılan bir hoca olarak kariyerine zor devam eder sonra. Fenerbahçe'nin hocası kim olur açıkçası şu anda belli değil. Kim olmazı söyleyeyim. Aykut Kocaman olmaz. Laurent Blanc olmaz. Bir daha söylüyorum. Aykut Kocaman olmaz. Laurent Blanc olmaz. Kim olmazı garanti olarak söylüyorum bak, garanti olarak. Bu ikisi olmaz. Ondan sonra Ramazan'ı getirirsen derler ki Filip Koku'yu niye gönderdin o zaman? İşte o yüzden ya, onlar olmaz. Bunlar olmaz. Abdullah Avcı olmaz. Kimler olabilir? Erol Bulut olabilir. Christoph Daum olabilir. Zico zor ama olabilir. Efendim başka bir koca Almanya'dan, Hollanda'dan attım şimdi. Yani ne bileyim işte, yani yabancı hocalardan bir tanesi olabilir. Bunlar dışında az evvel saydığım isimlerle alakalı bir durum yok. Şimdi iki tane net bilgi veriyorum. Olmaz, biraz daha böyle açarsan Semih'e de olmaz ya, olmaz Semih, yok düşünülmüyor. Abdullah Avcı yok. Yani düşünmek için diyorsun, tamam. Ben bunu bilgi olarak söylüyorum, yorum değil. Olmaz değil yani. Ben de yorum olarak şunu söylüyorum. Beşiktaş'ta eğer bu sezon başlamasaydı ve Beşiktaş'la yollar erken ayrılmasaydı olma ihtimali olabilir. %99 olurdu o zaman. Ben zaten şunu söylüyorum. Ben bilgi söylüyorum. Yani Fenerbahçe'de 3 tane bilgi vereceğim. 1. Çalışmalar başladı. Başkan her gün kulübe gitmeye başladı. Başkan Ali Koç her gün kulübe gitmeye başladı. 2. Sportif direktör kesin olarak olacak. Şimdi hatta yapılanma nasıl olacak anlatayım. Gerekli mi sence? Başkan inanıyor. Bence değil. Ben olsam almam. Başkan inanıyor. Şimdi ben nasıl olacağını anlatıyorum. Yapılanmanın. Çatı, başkan, yönetim kurulundan 2-3 üye, işte Selahattin Baki attım şimdi, Kemal Danabaş, işte Semih Ulusoy filan. Tamam mı? Altında sportif direktör. Kim olabilir sportif direktör? Bence kendisini de ilettim. Ya Dick Advocaat olsun ya Jupp Heynckes olsun dedim. Bu benim şahsi önerilerim. Yani sportif direktör alacaksan teknik direktörlükte görmüş, geçirmiş, işini bitirmiş, mevcut teknik direktöre tehdit içermeyecek isim Jupp Heynckes'te Dick Advocaat gibi isimler olabilir diye düşünüyorum. Öyle düşünüyorum. Sportif direktör veya Daum. Tamam, bence Daum da. Hani istemiyorsan Daum'u böyle. Niye sence Daum? Abi Daum artı Daum'un yardımcısı bir Alman hoca artı Erol Bulut bana iyiymiş gibi geliyor. Ha, artı böyle artısı da var. Erol Bulut da var. Tamam. Ben hani tek başına teknik direktör olarak, şimdi teknik direktör olarak büyük takımda tarihi geçti Daum'un. Yani Bursa Spor'da en kötü performansını sergiledi diyebiliriz. Sportif direktör olarak diyorum. Tamam. Eyvallah. Tamam. Sonra yapılanmayı devam ediyorum. Sportif direktör bu. Kim bilmiyorum.
Yani Emre Belezoğlu attım şimdi. Yani başkan, iki yönetici, üç tane yönetici. Emre Belezoğlu sportif direktör, misal. Altında teknik direktör. Tamam mı? Keşke olsa Julian Nagelsmann mesela. Onun altında keşke. Onun altında altyapı koordinatörü. Onun topu koordinatörü. Kim o? Yalçın Koşukabak. Yalçın Koşukabak olabilir. Başka da o yok. Başka şu an yok. Belki Şenol Çorlu. Şenol Çorlu olabilir. Daha önce yaptı zaten. Ama Şenol Hoca teknik direktördü. Bu koordinatörden sonra bir de altyapı hocaları var işte. U19, U18. Onların hepsinin tepesinde yani Yalçın Koşukabak diyeceğimiz örnek. Şimdi yapılanma bu. Peki buna ne gerek var? Şimdi Önder Özen o zaman tabii yardımcı hocaydı. Zico döneminde Zico'ya gerçekten çok yardımcı oldu. Evet. Önder Özen Daum'la çalıştı. Zico'yla çalıştı. Aragones'te çalıştı. Önder Özen üçüne de yardımcı olmaya çalıştı. Zico bir tek ondan faydalandı. Aragones kendisini kovdurmaya çalıştı. Ama benim gördüğüm en büyük hocalardan biridir der Önder Özen Aragones için. İnanılmaz bilgiliydi diyor. Çok bilgi sahibiydi diyor. Şimdi yani kendini kovdurmaya çalışan adama rağmen bu saygı var yani. Şimdi Önder Özen'in oradaki faydası hani üst yapıyla kulüp kurumsal hafızası gibi arasında bir adam. Yani kulübün hafızasını bilen, başkanı tanıyan, kulübün yapısını bilen bir adamdı. Şimdi Önder Özen kabul etse Önder Özen gene bence idari direktör, sportif direktör olarak da çok başarılı olur ama Önder Özen Hoca'ya ben sorduğum zaman bir ay önce Ali hiçbir şey yok bu konuyla ilgili. Evet. Hatta dedi eskiden kulüpte beraber çalışıp yakın olduğum kişiler bu tip söylentiler nedeniyle herhalde dedi. Telefonla eskiden hep konuşurduk şimdi hiç konuşamıyoruz bile diye. Anladım. Bu aslında sakıncalı bir durum. Yani çok ayıp bir şey o zaman. Ayıp bir şey. Önder Özen'in değil konu mesela işte başka eski çalışan Şenol Çorlu da olsa. İşte Hasan abi. Hasan Özdemir değil mi? Eski stoper altyapıda çalışmış hoca. Ha yani şu geçen hafta söylemeye çalıştım. Mesela Aykut Kocaman, Ali Koç yönetimi arasındaki ilişki. Ya beraber çalışmak zorunda değilsiniz ama Fenerbahçe'nin mevcut yönetimiyle Fenerbahçe'nin teknik direktör olarak beğenmesen bile yönetim. Futbolcu olarak senin çok büyük efsanen. Hatalı o bile olsa senin büyük ve kulübün, büyük kulübün en yukarıdaki temsilcileri olarak ya bu böyle olmaz canım. Hani buyurun gelin hoş geldiniz plaket falan şu buzdağını erit. Bütün çalışanlarla ilgili geçerli. Önder Özen bak mesela ben şeyin adını görüyorum zaman zaman. Eski başarılı yöneticilerden Hakan Bilal Kutlualp. İşte Saadettin Saran. Ya şimdi değilse ne zaman ya? En fazla birlik bütünlük olması gereken zaman Fenerbahçe'nin hem bir süredir gelen şampiyon olamama sorunu, üzüntüsü, stresi, başarısız olma stresi. Artı bir de bu iş korona salgını nedeniyle maddi açıdan tüm kulüpler gibi Fenerbahçe'nin de zarar göreceğini düşünürsek şimdi değilse ne zaman? Yani hayat çok kısa. Hayat bu hele bu tip dalga bizde bak yine demin hoş övdüğüm bizim toplumun ekonomide dahi duygusal yaklaşıp vefalı olması bak bunu övgü olarak da söyledim açıkçası. Ama bunu da şimdi böyle yergi olarak söylüyorum. Bu kadar kırgınlık yani dünyanın başka hiçbir dilinde mezarıma bile gelmesin. Abi sen nereden bileceksin bir kere yani? Anlamıyorum. Cenazeme bile gelmesin. Bak ne kadar büyük laflar. Hele futbol kulüplerinde ya herkes farklı fikirde olabilir. Farklı yaklaşım metodolojilerde olabilir. Benim de futbol tarzını en çok oynattığı futbol tarzını en çok beğendiğim teknik direktör Aykut Kocaman değil. Ancak ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Yüz kızartıcı bir suç işlenmedikten sonra abi yani herkes birbiriyle bir araya gelip hani o dediğin işte bu kadar küskünlük şey olmaz. Açıkçası herkes bunu işte Aziz Bey dönemine indirgese de aslında Aziz Bey kendi yöneticiyken başka başkanlar varken de Fenerbahçe'de böyleydi. Ben çok net hatırlıyorum. Kendim altyapıda oynadığım zaman Alişan başkanlığında da bunlar yaşanırdı. Tahsin Kaya başkanlığında da yaşanırdı. Yani çok fazla kişisel çatışma küsme ama abi yani o zaman sen en güçlü olabileceğin ekibi kuramıyorsun abi bir türlü bu nedenle. Sevgi kelebeği almaya da gerek yok yani. Sevgi kelebeği olmuyoruz ki abi. Yani kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Sarışalım, sarılalım falan. Hayır. Şey yok abi. Hayır yanlış öyle anlıyorsun. Kimse kimseyi falan sevmek zorunda değil.
Tam aynı Ama gemideyiz muhabbeti gibi başarı ya. için, hayır başarı için herkes birbirine saygı duyup koordineli çalışmak zorunda Fenerbahçe'de. Herkes Bunu söylüyorum abi ben. Ne çalışmaz. Sevgi Kelebeği, ben sevmem öyle şeyleri. Çalışmaz abi. Sevgi Kelebeği yaptın işte, mezarıma bile gelmesin diye laf mı olur dedin. Mezarıma bile Abi gelmesin abi saçma diyeceğin bir laf değil mi abi? adam Sen vardır abi. görecek misin mesela? Ama mezarıma bile Mezarına gelme gelmedi. diyeceğin adam vardır abi. Vardır abi. Ya vardır da abi nereden bilebilirsin sen? Ya Yani gelme o kardeşim, benim cenazeme bile gelme yani. Ben görmek ya. istemiyorum. Ben ölmüşken dahi gelme yani.